de güçlendirilmesine dair maddeler olabileceğini ifade etmişti. Bu ne anlama geliyor? Bu konuda nasıl bir yasal düzenleme yapılabilir? Bunları ve daha fazlasını konuşacağız. Ekonomi değişmeyen başlıklarımızdan iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor soracağız konuklarımıza. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 4 günlük bir ziyaret için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Ziyaretin amacı teknolojik ve bilimsel gelişmelere yönelik görüş alışverişleri olarak açıklandı ama ziyarete dair farklı görüşleri olanlar da var. Bu konuyu da konuşacağız. Konuklarımızı tanıtarak başlayalım. İstanbul stüdyomuzda Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Aktaş. Sağ olun, teşekkür ederim. Siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun konuğumuz. Sayın Tosun hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Sağ olun efendim ve Posta Gazetesi yazarı Oral Çalışlar da bizlerle beraber. Sayın Çalışlar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sayın Aktaş sizinle başlayalım. Yaklaşık bir haftadır devam eden bir tartışma. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla başladı, hala devam ediyor. Kısa süre önce, az önce de söyledim, Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bu konuda açıklamalarda bulundu. Ne diyorsunuz, nasıl bir anayasa değişikliği sizce hazırlanıyor AK Parti tarafından, bu konuda beklentiniz nedir? Aslında baktığınız zaman yani toplumda böyle kangren olmuş, yaraya dönüşmüş. Bugün itibariyle de aslında çözüme kavuşmuş bir mevzu olmasına rağmen başörtüsü meselesi. Yani seçim yaklaşırken vatandaş arasında şöyle tartışmalar yapılıyordu. Bugün AK Parti iktidarda din ve vicdan hürriyeti alanında ve başörtüsü konusunda bir demokratik ülkenin olması gereken yetkinlikte bir düzenleme yapıldı ve bugün insanlar rahatlar. Acaba işte Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse, yani çok da böyle altı parti olarak da sayılmıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse bu kazanımlarımız tekrar kaybedilebilir mi? Yani bu toplumda ya yani maşeri vicdan dediğimiz alanda tartışılan, konuşulan bir meseleydi. Hatta millet bunu bir adım daha ileriye götürüyor. Acaba savunma sanayi alanındaki gelişmeler, çünkü şey var ya işte Türkiye'nin tarihinde şu girişimde bulunulmuş olmamış, şu adam engellenmiş falan, komutan filan işini aksatmış gibi şeyler var. Bir de Türkiye'nin işte bir nüfuz genişletmesi yaşadı Türkiye uluslararası alanda. Acaba bu uluslararası adımlardan geri adım atılabilir mi? Belki de yani Kılıçdaroğlu bu endişeleri de görerek bir adım attı ama herkes şöyle diyor, yani nihayetinde bir değişiklik kanun yoluyla, bir hürriyet verilmişse kanun yoluyla geri alınabilir. Anayasa yoluyla verilen bir hürriyet de geri alabilir ama biliyorsunuz anayasal teminat hem verilmesi çok zor hem de geri alınması çok zor. Dolayısıyla bence hatta belki de yani kanun çerçevesi oluşturulurken, genel anlamda özgürlükler tanımlanırken çok da detaya inmeden, yani aslında insanlar şunu soruyorlar, bir ülkede başı açık olanlar için kanun çıkarmaya ihtiyaç yoksa başı açık olanlara da yoktur ama biliyorsunuz yani kendi siyasi körlüğünü, kendi diktatörlüğünü, yani kendi faşistliğini kanun sayan bazı insanlar çıkıyor. Ben bazen bunu da zikrederim. Öğrenciliğim özel dönemine rast geldi. Çocukluğum 12 Eylül dönemiydi. O 12 Eylül döneminden işte özel televizyonların açılması, tartışmaların başlaması, o Türkiye'nin dünyaya açılması günlerini görünce şöyle bir ifade kullanırdım. Eğer bir gün hatıralarımı yazacak olursam, benimle değişen dünya diye yazabilirim. Arkadan bir geldik, işte çocuklarımız okul hayatına başladığı zaman da 28 Şubat süreciyle karşılaştık. Ha demek ki Niyaz Berkes'in çok güzel bir şeyi vardır. Gelenek gelir, geleceği esir alır. Yani gelenek hiçbir zaman kaybolmaz. Ha demek ki bizim bu darbeci, Jacoben, faşist veya kendi dünya görüşünü hakikat zanneden bazı insanlar gelip demek ki bu milletin geleceğini esir alabiliyorlar. Bir şeyle de tamamlamış olayım. Ben geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda bir sergi açıldı. Yüzleşme sergisi. 28 Şubat sürecini gün gün yaşamış birisiyim. O zaman Milli Gençlik Vakfı'nda İstanbul'da başkanlık yapıyordum. Bir askeri tehdit karşısında da aslında bir gün darbe olsa siyasi parti mensuplarını öldürmezler. Konumları var, isimleri var. Gençlik hareketleri biliyorsunuz. Yani kayıtlı 10 kişi vardır. Geride 1000 kişi faaliyet gösterir. Herhalde bir darbe olsaydı ilk öldürülecekler listesindeydik. Şimdi o şeyden, o geçmiş günlerden, o günleri yaşadığımızda
Ben travmayı hatırlıyorum. Biz de solcular kadar da böyle bu geçmiş acıları üst üste koyup kayıt altına alıp sayma kültürü de yoktur. Ben o sergiye gittiğimde işte tutuklananlar, hapse atılanlar, başörtüsünden dolayı okulunu terk edenler, imam hatiplerin sayısı falan, ben dumura uğradım. Yani benim tahmin ettiğim 10 katı, 20 katı daha büyük bir travma yaşanmış. Aslında bir yönüyle de Kılıçdaroğlu'nun teklif getirmesi anayasallaşacaksa hayırlı. Aslında bir travmayı da depreştirdi. Herkes eski günleri tekrar hatırlamış oldu. Peki, çok teşekkürler Sayın Aktaş. Sayın Tosun, sizinle devam etmek istiyorum. Şimdi bu tartışmanın başladığı ilk günden bu yana şöyle bir soru işareti de var. Az önce Sayın Aktaş da biraz bahsetti. Yani kılık kıyafetle ilgili, başörtüsüyle ilgili böyle bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var mı? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce bir yasal düzenleme, böyle bir yasal garanti gerekli mi bu konuda? Evet, şimdi yani hukuk açısından bakıldığında bir yasal bir gereksinim yok. Anayasa değişikliği anlamında bir gereksinim de hiç yok diye düşünüyorum. Ben tabii meseleye bugün başörtüsünün serbest olması, kılık kıyafet alanında sağlanan özgürlük ortamı anlamında değil de ben hukuk referans alarak bu değerlendirmeyi yapmak istiyorum. Hatırlayalım, Fransız 1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nin 5. maddesi kanunun yasaklamadığı bir şey engellenemez ve aynı zamanda kimse kanunun emretmediği bir şeyi yapmaya da zorlanamaz diye bir hüküm içermektedir. Dolayısıyla aslında bir yasak koymanın Türkiye'deki siyasal rejimdeki siyasal kültür, siyasal elitlerin laiklik anlayışıyla ilgili bir durum. Yani Türkiye'de iki tip bir laiklik anlayışından biz bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi dün bu konuda Serap Yazıcı Hoca'nın Politik Yol'da güzel bir makalesi de vardı. Ergün Özbudun Hoca'ya da atıfta bulunarak, ki bu konuda çokça yayınları olan bir anayasa hukukçu. Bir dışlayıcı laiklik, bir de pasif laiklik şeklinde. Türkiye'de evet uzun yıllar dışlayıcı laiklik anlayışı doğrultusunda başörtüsünü de içeren bu giyim kuşama ilişkin bir yasakçı anlayış egemen idi. Bugün bu yasakçı anlayış söz konusu değilse bu konuda herhangi bir yasal ya da anayasal düzenleme yok ortada. Dolayısıyla referans olarak Fransız İnsan Yurttaş Hakları Bildirgesi'nden sonra iki tane temel kavram var önümüzde dikkate alabileceğimiz. Bunlardan bir tanesi hürriyet karinesi, bir tanesi de isimsiz haklardır. Nedir hürriyet karinesi? Hakkında açıkça yasaklanmayan bir fiil için kişinin özgürlükleri her zaman vardır. Yani hakkında açıkça yasaklama olmayan her fiil kişi özgürlükleri arasındadır. Dolayısıyla bu konuda bir yasaklama var mı? Yok. Teorik olarak bu anlamda darbe döneminde de daha sonra sivilleşme, demokratikleşme döneminde de daha öncesinde de bir yasal engel, anayasal engel olmadığı takdirde böyle bir yasaklayıcı düzenleme olmadığı için bu konuda bir engel olması teorik olarak kabul edilmesi gerekirdir. Ama ifade ettiğimiz gibi Türkiye'de egemen olan bu dışlayıcı laiklik anlayışının ürettiği bakış açısı iktidarı elde eden aktörlerin zaman zaman bu tür hak ve özgürlüklere müdahale etmesine yol açıyor. Şimdi isimsiz hak bağlamında da bunu değerlendirdiğimizde özgürlükler arasında yer alması için anayasada açıkça tanımlanması gerekmeyen haklardır bunlar. Dolayısıyla anayasa değişikliğine ihtiyaç var mı yok mu şeklindeki bir tartışmayı da ben bu başörtü takma özgürlüğü, kılık kıyafet özgürlüğünü de bu isimsiz haklar ve aynı zamanda hürriyet karinesi çerçevesinde değerlendiriyorum. Fakat bir diğer önemli husus, Türkiye'de darbe dönemleri dışında sivil dönemlerde de
Dışlayıcı laiklik anlayışı uygulanmış mıdır? Tabii ki uygulanmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda böyle bir yasa değişikliğini gündeme getirmesi, bu konuda bir yasa teklifinde bulunması aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojik bagajındaki bu geçmişe bağlı olan ve halen toplumda var olan bu algıyı kırmaya da yönelik olarak. Evet, toplumda böyle bir algı var ama aynı zamanda siyasal elitler böyle bir algının inşa edilmesi için elinden gelen her türlü şeyi de kozu da kullanıyor. Bunu da unutmamak gerekir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair böyle yasakçı bir algı inşa etmek için sonuç olarak ne anayasada ne yasada böyle bir değişiklik yapılmasına gerek yok. Ortada fiili bir durum var ve kanun yasaklamadığı için bunu bir yasak eylem olarak düşünme doğrudan doğruya dışlayıcı laiklik anlayışına uygundur. Oysa ki bugün egemen olan laiklik anlayışı ve benim de benimsediğim pasif laiklik anlayışı. Ama pasif laiklik anlayışı aynı zamanda yine bugün Murat Somer'in Politik Yol'daki bir yazısında vurguladığı gibi bu başörtüsü meselesini sadece kılık kıyafet bağlamında kadınlar için düşünmemek gerekir. Aynı zamanda bu kadının seçme özgürlüğüyle ilgili olan bir meseledir. Yani Türkiye'de maalesef yıllarca bu seçme özgürlüğü bağlamında değil de sadece ve sadece giyim kuşam bağlamında bu tartışmalar yürütülmüştür. Bu biraz da gerek entelektüel gerek politik tartışmaların sığlığını da gösteriyor. Ve bugün gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu ile birlikte bu dışlayıcı laiklikten pasif laikliğe doğru Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle din, vicdan, hürriyeti konusundaki bakışını taşımış olduğu için bu yasa değişikliği teklifini bu anlamda bence kamuoyu önünde tartışılır hale geldi ve bir yasa teklifinde bulundular. Ama ideal olan dediğim gibi hürriyet karinesi ve isimsiz haklar bağlamında düşündüğümüzde ne bir yasa değişikliğine ne de bir anayasa değişikliğine gerek vardır. Çok teşekkürler hocam. Sayın Çalışlar, tartışma bir yandan da bir samimiyet tartışmasına dönmüş vaziyette. Yani AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na gelen tepkilere baktığınızda bunun samimi bir çıkış olmadığı, siyasi bir hesapla yapıldığı söyleniyor. Sayın Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde herhangi bir siyasi hesapla yapmadım. Ben bir yayı kesin olarak kapatmak için bunu yaptım diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu samimi midir, siyasi bir hesap var mıdır burada? Ne söylersiniz? Ben en sondan başlayayım cümlenin, hocanın söylediği cümleden. Yani kadınların seçme hakkı meselesi. Yani işte komşumuz İran'da örtünmez zorunluluğu nedeniyle kadınlar isyan halindeler. Yani kadınların giyimine kuşamına karışan bir yönetim veya mantık, toplumsal mantık sonunda onların özgürlüğüne el koymaya dönüşüyor. Bir kere bu meselenin böyle bir tarafı olduğunu görelim. Yani erkek egemen siyaset dünyada, özellikle demokrasinin gelişmemiş olduğu ülkelerde, özellikle İslam, Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerde zorunlu olarak giyim kuşam konusunda ya açana, Türkiye gibi açmaya zorlayan bir gelenek de var. Başka yerlerde de kapanmaya zorlayan bir gelenek var. Bunu aşmanın yolu nedir? Esas olarak zihniyeti değiştirmek lazım. Yani kadınların nasıl giyineceğine, nasıl sokağa çıkacaklarına erkekler veya kanun, nizam değil kendileri karar versinler. Nasıl çıkacaklarsa öyle çıksınlar. Tabii Türkiye'de bu uzun süre mücadele konusu oldu. İşte başörtüsü nedeniyle kadınlar toplumun çeşitli alanlarına sokulmadılar, okullara alınmadılar, askeri birliklere şehit annesi çocuğunun şeyine gidemedi, cenaze törenine gidemedi. Öylesine bağnaz, mantıksız şeyler yapıldı ve bu tabii sonunda geri tepti ve toplum bu yasakçı zihniyeti mahkum etti. Ama tabii hala İran'da nasıl elinde sopayla bekleyen pastaranlar kadınları sokağa elbisesi örtünmeden çıkmaya engelleyecekse, Türkiye'de de bu konuda
kadınları, kapalı kadınları hala ağır gören, onlara müdahale etmeye gerektiğini düşünen bir zihniyetin de var olduğunu biliyoruz. İşte Kılıçdaroğlu bu zihniyeti toptan aşabilmek için bir hamle yapalım. Yani kendi tarihsel geleneği içinde bu sorunlu bir konu olduğu için özellikle onun inisiyatif alıp yapması anlamlı. Bunu takdir etmek gerekir. Çünkü sonuçta bugüne kadar bu yasak meselesinde olumsuz rol oynayan esas güç CHP'nin tarihsel misyonu içindeki güçtü. Şimdi diyor ki CHP'nin genel başkanı, tarihsel olarak hata yaptık. Bunu bir daha geri getirmemek üzere kaldıralım ve bir neticeye bağlayalım. Bu bir siyasi çıkıştır aslında. Hukuki çıkıştan çok siyasi çıkıştır ve doğru bir siyasi çıkıştır. Çünkü bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi destekleyen veya başka muhalefet partilerini destekleyenler içinde bu konuda kafalarda tereddüt varsa CHP olarak biz bu tereddütlerin hepsini gidermeye, harekete geçmeye hazırız diyor. Yani bunu bir rekabet haline dönüştürmemek lazım. Yani işte Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ki anayasa değişikliği yapalım ve anayasa değişikliği yoluyla bu meseleyi çözelim. Yani burada CHP'nin bu işe katılmış olması ve CHP'nin böyle bir şeye öncülük edecek olmasını olumlu karşılamak ve bunu desteklemek gerekiyor. Çünkü esas sorun o kitlede, orada problem var. Hala çözülememiş dertler var orada, kafalarda çözülememiş problemler var. Onları çözmek bakımından Kılıçdaroğlu'nun atılımını ben cesur bir atılım olarak görüyorum. Kendi siyasi misyonu içinde onu desteklemenin doğru olduğu inancındayım. Teşekkürler Sayın Çalışlar. Bir reklam aramız var. Reklamların ardından Yakın Plan devam edecek. Reklamların ardından NTV'de Yakın Plan'la yeniden karşınızdayız. Sayın Aktaş, şuradan devam etmek istiyorum. Şimdi kabine toplantısının ardından Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarda bulundu. O da bu konuda şunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifiyle beraber şunu gördük dedi. Şöyle bir durum gördük dedi. Kendi partisi içinde başlayan tartışma bize bunu gösterdi dedi. Başörtüsü konusunda yasakçı bir zihniyetin hala pusuda beklediğini gördük dedi. Katılıyor musunuz? Böyle bir durum var mı? Yani bu mesele artık çözülmedi mi? Tekrar 90'lardaki tabloları yaşamak, yaşatmak isteyenler var mıdır? Ne söylersiniz? Ya bunu analiz etmek için yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine biraz ışık tutmak lazım geldiğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 1950'de yenildikten sonra ben bütün kurultay raporlarını okudum 1950'den bugüne kadar. Üç meseleyi parti gündemine almış. Demişler ki biz halktan koptuk. Yani halkta olan sorunumuz var. İki tarihle olan sorunumuz var. Üç dinle olan, muhafazakarlıkla olan sorunumuz var. Kurultay tartışmalar var, müfettişleri çıkarmışlar, raporlar hazırlatmışlar. Ve aradan geçmiş 70 yıl ve ben en son işte 7-8 aya baktığım zaman birçok kişide bu tortular, bu zihinsel kalıplar hala duruyor. Onun da kökü şuna dayanıyor. Efendim biz bu modernlik bir vahiy olarak Cumhuriyet Halk Partililere geldi. Hakikatin bilgisi, doğru bilgi, entelektüel bilgi, bilimsel bilgi, batıcılığa dair her şey bizdendir. Ya bu halk da cahil, işte oy kullanmasını bilmeyen, kimin arkasından gideceğini bilmeyen insanlar. Biz bu halkı aydınlatacağız. Fakat halk işte Anadolu insanı kalktı, kente yerleşti, birikimini artırdı, okudu, üniversitelere geldi. Şimdi kendisini sürekli yetkin gören insanlar cahil kalırlar. Bazen mesela dinle alakalı konuşmalara rastlıyorum. Geçtiğimiz günlerde bir Cumhuriyet Halk Partili niyet olarak o masada dinle alakalı iyi şeyler söylemeye çalışıyordu. Üç tane cümle kurdu. Orta Çağ karanlığı, tarikatlar, işte kötülük yuvası, daha kötüyü söylemeyeyim. Bir de badeleme diye bir şey aktardı. Şimdi İslam tarihi boyunca milyonlarca kitap yazılmış, büyük mütefekkirler var, filozoflar var, alimler var. Dikkat ettim. Beyefendinin bilgisi sadece Turan Dursun'un ve İsmail Saymaz'ın dini metinlerinden oluşuyor. Yani öyle şey. Ama bu kültür o kadar geniş bir kültür ki yani mesela milletvekilliği yapmış, yetkin, yaşını başına almış birisi en azından annesinden babasından orta halli bir dini bilgi alabilir diye düşünüyorum. Ben kalıntıyla alakalı 3 tane örnek vereceğim. Başörtüsü serbest olduğu zaman İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaşlı başlı bir profesör okulda gözükmeye başlıyor, emekli. Sadece belli öğrencilerin kredilerle alakalı mülakatlarına gelirmiş.
Genç bir hukukçu yanına yanaşıyor. Diyor ki hocam diyor sizi buralarda görmezdim. Hayrola? Son zamanlarda gelmeye başladınız. Diyor ki evladım bugün diyor başörtüsüyle alakalı bir serbestiyet gelmiş. Ben teker teker sınıfları gezip başörtülü öğrencileri tespit edeceğim ve ileride bunların diplomasını iptal edeceğiz. Genç de diyor ki hocam bu AKP'liler yani hani belli etmiyor ya ki bu AKP'liler biraz iyi de gözüküyorlar. Galiba bir 10 yıl da iktidarda kalırlar. Diyor ki 50 yıl kalacak değiller ya. Diyor ki ya hocam iyi de senin yaşın yetmez 50 yıl sonra bunları iptal etmeye. Benim yetiştirdiğim adamlar gelir bunların diplomalarını iptal ederler. Bu bir tartışma. Diğer taraftan hatırlarsanız mesela Oral abi de hatırlar, herkes bilir. Kamusal alan diye bir tartışma başlamıştı. Aslında eski dilde kamu demek halk demek. Şey vardır ya, kamu bimarıma derman, devayı derdi der İhsan Füzuli'nin. Yani kamu dediği kamuoyu, insanlar, halk, sokak. Şimdi kamusal alan diye bir şey çıkardılar. Kamusal alanı da cehaletle, zır cahillikle öyle diyeyim, kamu binaları olarak tanımladılar. Daha sonra işi şuraya vardılar. Kamusal alanda başörtüsü yasak dediler. Devamında da acaba hastaneler kamusal alan mı değil mi diye tartışma yaptılar. Ve bazı bu yani nasıl tanımlayabilirsin bu adamı bilmiyorum ama bazı doktorlar başörtülü hastaları ameliyat etmediler biliyor musun? Yani bir doktor için bir hasta o kadar kıymetli bir şeydir ki yani kendi canını feda eder, hastayı iyileştirmeye çalışır. Şimdi bir zihniyet körlüğe ve sapıklığa dönüştüğü zaman nerede duracağı belli olmaz. Son zamanlarda ya Emre Kongar mesela metinleri iyidir yani. Metin düzeyinde okuduğunuz zaman yani Türk modernleşmesiyle alakalı, sosyal değişimle alakalı esaslı metinlerle karşılaşırsınız. Geçtiğimiz aylarda şu Kur'an kurslarındaki çocukların genç yaşta Kur'an-ı Kerim öğrenmesiyle alakalı diyor ki eğer bu beyin zehirlenirse bu yaşlarda bir daha bu zihin bilim kabul etmez. Bir, geçtiğimiz günlerde diyor ki ya Kılıçdaroğlu çok büyük yanlış yaptı, hata yaptı, dinle alakalı bir meseleye girdi. Yani sanki mağaraya girmiş gibi bir şey var. Nihayetinde sosyal hayat içerisinde dinin varlığı bir hakikattir. İnsanın varlığı da bir hakikattir ve dinler de bugün ortaya çıkmadı. Yani insanlık var olduğundan beri. Demek ki bu şeyin yani normal şartlarda Aristo mantığıyla ya da işte İbn Haldun sosyolojisiyle ya da çağdaş bilimle böyle bir zihinsel yapının ben çözümleneceğini düşünmüyorum. Evet. Ha demek ki yani bir gün işte Hitler ya da Mussolini ya da Stalin de böyle bir zihinden türeyerek bütün kainatı kendine göre şekillendirmeye kalkışmış. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nde şeyin Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi zor şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nde en az 100 bin tane kendisini bu konularda daha doğru gören ve Kılıçdaroğlu'ndan kendisini daha yetkin gören insan var. Mesela Recep Tayyip Erdoğan çözüm süreciyle alakalı bir karar verdi. Çırptı o riskli meselede kendi kitlesini dönüştürdü. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde öncülük yapan insanların işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Geride kendisini kainatın en yetkin insanı zanneden 100 bin tane fani var. Bu millete de Allah kolaylık versin. Peki teşekkürler Sayın Aktaş. Sayın Tosun. Şimdi Sayın Aktaş böyle bir tehlikenin hala mevcut olduğunu söylüyor. Yani böyle bir zihniyet pusuda bekliyor demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sayın Aktaş buna katılıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani hala hayır biz bundan vazgeçelim ve bu yasakları getirelim diye düşünenler var mı? Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Din, inanç herhangi bir siyasal hareketin ya da herhangi bir siyasal partinin tek elinde olabilecek bir durum değil. Yani bu anlamda Sayın Aktaş tabii bir kamuoyu araştırmacısı. Siyasi partilerin seçmen profilleri, özellikle siyasal değerler bağlamında çalışmalar da yürütüyorlar. O çalışmalar içinde mesela CHP'nin seçmen profiline baktığında dindarlık anlamında derece olarak farklı olabilir. Daha sağ muhafazakar partilerden ama buradan hareketle Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin de dindarlığı, dine bakışını sorgulamak
ve olumsuzluk atfetmek çok öznel bir bakış açısı olur. Yani öyle bir bakış açısı da var Türkiye'de. Kaldı ki 20-30 yıl öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimi elitlerinin topyekün bir partiyi tabii o alanda kurumsal kimliğiyle değerlendirmek mümkün. Bakış anlamında dışlayıcı laikliği benimseyen aktörleri de vardı ama bugün gelinen noktada artık tarihi geri çevirmek mümkün değil. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi örneğinde bugün gelinen nokta kanımca pasif laiklik anlayışının siyasal elitleri düzeyinde ağırlıkta olması. Şimdi dinin kamusal alanda görünürlüğü konusunda dikkat etmemiz gereken şu husus da önemli. Yani pasif laiklik anlayışında devletin herhangi bir dinin yanında ya da karşısında olması gibi ya da mezhebin yanında ya da karşısında olması gibi bir durum da söz konusu değildir. Yani pasif laiklik anlayışı bunu bir anlamda öngörmektedir. Bu açıdan bakıldığında dışlayıcı laiklik anlayışını reddederken diğer taraftan bu dindarlığın kamusal görünürlüğünün çoğulculaşması yolunda bir takım negatif durumlara da özellikle devlet eliyle yol açılmaması gerekiyor. Yani devlet burada bütün dini inanışlar, bütün mezhepler karşısında nötr durumda olmasını gerektiriyor. Özellikle pasif laiklik anlayışı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün gelmiş olduğu noktada benim izleyebildiğim kadarıyla dışlayıcı laiklik anlayışından pasif laiklik anlayışına doğru önemli bir evrim geçirdi. Bu yok. Bu tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin elitleri içinde halen dışlayıcı laiklik anlayışını benimseyen kimi aktörler yok değildir gibi bir iddiada bulunmak mümkün değil. Toplum nezdinde de mümkün değil ama partinin kurumsal kimliği dahi hakkında konuşur iken özellikle liderin, yönetici elitlerinin bu meseleye nasıl baktıklarını, Türkiye'deki bu meseleyi nasıl gördüklerini dikkate alarak bir değerlendirme yapmak en azından daha objektif bir değerlendirme olur. Ben küçük bir katkı sunabilirim. Buyurun. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni iyi analiz ettiğinizde mesela sağ partiler için derler ya işte lider var, biat var, şu bu falan filan. Aslında bir yönüyle sağ partiler karizmatik liderler çıkarıp misyon oluşturabiliyorlar. Solda yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde hani sen genel başkansan ben de emekli yarbayım, sen genel başkansan ben de emekli savcıyım diyebilecek çokça yetkin insan var. Ben buraya atıf yaptım. Ayrıca özellikle din üzerinden hiçbir siyasi partinin toplum tabanıyla alakalı ya kimsenin böyle dışlayıcı bir ifade kullanmaya hakkı yoktur, ben de dahil. Peki, teşekkürler Sayın Aktaş, Sayın Tosun. Sayın Çalışlar, hem bu soruyu size yöneltmek istiyorum. Yani bu konuda eklemek istedikleriniz var mı? Onu soracağım. Bir de şimdi cemevleriyle ilgili bir düzenleme yapılıyor. Cemevi Başkanlığı kuruluyor. Bu yeni anayasa teklifinde Alevilerle ilgili bir madde olur mu, olmaz mı? Buna gerek var mı, ihtiyaç var mı? Nasıl bir madde olabilir? Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdi laiklik meselesi tabii Türkiye'nin temel problemlerinden biri. Cumhuriyet kurulurken laiklik de benimsenmiş adım adım ve bu arada irtica devlet için temel tehdit haline gelmiş. Bizim bildiğimiz dönem böyleydi. Sonra PKK ortaya çıkıp silahlı ayaklanma ve silaha başvurunca irticaya bir de bölücülük eklenmiş. Bu irtica ve bölücülük son benim 30-40 yıldır Milli Güvenlik Kurulu'nda en temel iki tehlike halinde öğrendiğim, bildiğim şeyler. Bu AK Parti iktidarıyla birlikte bu mesele irtica olarak gündemden çıktı. Tabii gündemden çıktı ama 70-80 yıllık bir birikim var. İrticayı temel tehlike gören ve bir de tabii işte Türkiye İran olmayacaktır diye sürekli mitingler yapan bir kitle de söz konusu. Onlar da yani Türkiye'nin İran gibi bir din ve Kur'an veya dini esaslara göre yönetildiği bir ülke yapılmak isteniyor endişesi var.
Bu tabii tamamen boş bir endişe mi? Esas olarak boş bir endişe denebilir ama öte yandan AK Parti iktidarı döneminde dinle toplum arasındaki ilişkiler, dinle laiklik arasındaki ilişkileri bozan ve dini bu anlamda zaman zaman yanlış bir halde kullanan bir gelenek de oluştu. Yani Diyanet İşleri Başkanı sanki devlet memuru değil de parti militanı gibi çıkıp partinin çizgisi doğrultusunda, egemen çizgi doğrultusunda vaazlar vermeye başladı. Şimdi bunlar tabii ki toplumun bir kesiminde rahatsızlık yaratıyor. Bu rahatsızlık anlaşılabilir bir şey. Ama tabii dediğim gibi artık şey bitti. Yani bence başörtüsü meselesi Türkiye'nin artık bir daha gündemine gelip bir problem olarak büyümesi mümkün değil. Ama Türkiye'de dinle devlet, dinle siyaset, dinle toplum arasındaki ilişki hala problemli. Burada ciddi problemler var. Bu problemler önümüzdeki dönemde de tartışılmaya devam edecek. O yüzden yani laikliğin biraz önce hocanın da söylediği gibi pasif laiklik veya demokratik laiklik de diyebiliriz. Demokrasiyle birlikte yürümesi gereken laiklik de diyebiliriz. Bu laikliğin gelişmesi ve gerçekten topluma egemen olması, bu anlayışın, bu zihniyetin egemen olması zaten başından beri AK Parti'nin de bir itirazı yok laikliğe. Onların söylediği bastırıcı, despotik laikliğe karşıyız diyorlar. Başından beri Cumhurbaşkanı'nın söylediği de o. O zaman bu laiklik anlayışında uzlaşmaya yönelik bir arayışa girmek gerekiyor. Bunun da yolu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çıkışı bu bakımdan bir avantajdır. Bunu değerlendirmek gerekir. O yüzden ben önemsiyorum Kılıçdaroğlu'nun çıkışını. Desteklemek lazım. CHP için desteklemek lazım. Türkiye'nin değişimi için desteklemek lazım. Alevilik meselesine gelince, şimdi Alevilerle ilgili ben 7 tane çalıştay oldu, 5 tanesine katıldım. Ve meseleyi büyük ölçüde bir çözüm noktası haline getirebilmiştik. Orada bir şey oldu, cemevleri ibadet yeridir maddesi bir şekilde son dakikada çıkarıldı meclise kanun teklifi verilirken. Ve esas kilit nokta da orasıydı. Çünkü cemevlerinin ibadet yeri olup olmaması bir toplumsal özgürlük meselesiydi. Yani toplumun bir kesimi Aleviler veya başka bir inancı olanlar diyorsa ki burası benim ibadethanemdir. Devletin yapacağı şey orayı ibadethane kabul etmektir. Yani mesela orada şöyle şeyler oldu. Hükümet döndü, Diyanet İşleri Başkanlığı'na sordu. Diyanet İşleri Başkanlığı böyle bir konuda yetkili olamaz ki. Diyanet İşleri Başkanı kimin? Ya o, bu bir siyasi mesele. Ben hatta o toplantıların birinde dedim ki Diyanet İşleri Başkanı burayı terk etsin. Çünkü inançlara göre konuşmuyoruz. Özgürlüklere, insan haklarına, toplumsal haklara göre konuşuyoruz. Bir toplumun bir kesimi ben şuna inanıyorum. Şöyle ibadet ediyorum. Benim ibadetim budur ve bunu şöyle yapıyorum diyorsa orada tartışma biter. O toplumun o haklarını siz nasıl koruyacaksınız? Devlet olarak ona bakarsınız. Ama bizde ne yapıldı? Dönüldü şeye sordu, Diyanet İşleri'ne sordu. Onlar da dediler ki bizim inancımızda cemevleri diye bir yer yoktur dedi. Öyle deyince iş bitti. Yani meseleye Alevilik meselesini de demokrasi, insan hakları ve özgürlükler bağlamında topluluk hakları bakımından ele almak ve bir topluluk kendisini nasıl ifade ediyorsa, nasıl ibadet ettiğini düşünüyorsa onu o şekilde kabul etmek ve onun güvenliğini sağlamak, imkanlarını yapmak devletin görevidir. Bu yine iş oraya noktaya gelecek, cemevlerine gelecek. Orada hala ben Sayın Tayyip Erdoğan'ın bu konuda net olduğundan emin değilim. Çünkü sonunda ona takılmıştı geçen seferki şeyde, raporda. Bu defa ne olacak bilmiyorum. Yani cemevlerine işte şeyler, dedelere maaş vermek vesaire gibi şeyler düşünülüyor ama burada kritik mesele ibadethane. Yani siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Alevilerin ibadethane olarak gördüğü, gidip orada ibadet ettiği, cenazelerini kaldırdığı yeri ibadethane olarak kabul edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Buna bir karar vereceksiniz. Bunu etmeme yetkisi yok devletin aslında. Uluslararası insan hakları açısından, topluluk hakları bakımından. Eğer onlar ibadethane diyorsa onu kabul etmekten ibarettir devletin görevi. Bakalım, göreceğiz.
Teşekkürler Sayın Çalışlar. Sayın Çalışlar çok önemli bir noktaya işaret etti. Bu uzunca zamandır aslında tartışılan konu, cemevleri, ibadethane yapılacak mı, yapılmayacak mı? Siz meseleye nasıl bakıyorsunuz? Yani devlet dini açıdan mı bu konuya yaklaşmalı, demokratik bir hak açısından mı yaklaşmalı? Ne söylersiniz? Ben aslında konunun yani Diyanet İşleri Başkanlığı yerine kültür şeyle bakanlığıyla çalışılmasını şöyle önemli buldum. Devlet genel anlamda hak ve özgürlükleri tanımlar ve özellikle de yani şey cemevlerine belli başlı destekler, onların tayin olsun, işte maaş olsun ya da cemevleri yapımına verilecek destekler, yani hürriyet alanı ve destekleri tanımladıktan sonra topluluğun dini iç yapısını belirlemeye kalkışmaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir grup insanlar der ki Alevilik bir tarikattır ya da dergahtır. Bir grup insan der ki mezheptir. Bunu aşırıya götürüp daha yüksek düzeyde tanımlamaya çalışanlar da olabilir. Nihayetinde bu grubun iç meselesidir. Asıl olan devletin, topluluğun şeyini, Alevilerin, yani toplulukta demeye gerek yoktur, Alevilerin bir din ve vicdan hürriyeti açısından, iki özgürlükler bağlamında çerçevesini belirlemesi ve devletin kendi üzerine düşen sorumlulukları alması. Diğer tartışmaları bence topluluğun kendisine bırakmak lazım. Yani kanunla bir yerin ibadet hani olup olmadığı ya da Aleviliğin mezhep mi yoksa tarikat mı olup olmadığı kanunla belirlenemez. Zaten topluluğun, toplum içerisinde yaşayan bir kültürü var, bir geleneği var. Ve devlet hürriyet alanını belirleyecek ve bu hürriyet alanı içerisinde şeyini, iç tartışmaları kendisine bırakacak. Ben konunun Diyanet İşleri Başkanlığı yerine Kültür Bakanlığı ile beraber çalışılmasını sağlıklı buluyorum. Ve burada da şu var, mesela Alevi dernekleri, Alevi dedeleri ya da toplumun farklı üyeleri hükümetle bu konuyu birlikte çalıştılar. Ve mutlaka bu konularda işte tartışma sırasında ele alınmıştır, tartışılmıştır. Ve onların talebinden daha öte taleplerde de bulunmamak lazım geldiğini düşünüyorum. Sayın Çalışlar, bir araya girebilir buyurun, miyim? Buyurun, buyurun. Diğer ibadethaneler kanunda sayılıyor. Deniyor ki cami, kilise, havra gibi ibadet yerleri diyor kanunun bir yerinde. O zaman tartıştığımızda şunu demiştik biz. Buraya cemevi de eklensin. Ve o toplantıya katılan cemaatin çoğunluğu da bunu benimsemişti. Ama fakat son dakikada zaman Oral Bey, kapandığı zaman dergah olarak kapandı. Dergah nedir mesela? Şimdi tarikatlar, dergahlar. Bak İhsan'cığım, şimdi burada olay şu. Dinleyelim. Ben diyorum ki ben Aleviyim ve benim ibadet yerim cemevidir. Buna devlet müdahale etmek değil, devlet bunu sağlamakla görevli. Hı hı. Başka bir tartışma yapalım. Devlet yani kalkıp da şeye sorarsan siz Sünni, Hanefi'yi Diyanet İşleri Başkanlığı'na, adamın hakikaten onların şeyinde cemevi diye bir ibadethane yok inancında. O zaman ne olacak? Onu onların inancına mı uyduracağız, yoksa o topluluğun nasıl yaşamak istediğine, tercihlerine mi bakacağız? Demokratik... Bence şöyle, devlet demokratik bir hukuk sistemi içerisinde özgürlük alanını tanımlar. Tanımlamayı bence şeye bırak, topluluğa bırakması lazım geldiğini düşünüyorum. İşte topluluk diyor ki ben cemevini ibadet yeri kabul ediyorum diyor. Burada bir tartışma yok. Eyvallah. Bunu kabul etmeyen devlet. Sayın Tosun, bir hukuki tartışma da burada doğdu. Siz hangi açıdan bakıyorsunuz? Yani devlet nasıl bir tavır sergilemeli burada sizce bu konu üzerinde? Şimdi bu başta da referans aldım. Aslında pasif laiklik, işte buna demokratikliği ekleyelim ya da kapsayıcılığı ekleyelim. Bu anlamda devletin bu alanda müdahaleci bir pozisyon alması her şeyden önce bu tanınma hakkı anlamında, bir inancın tanınma hakkı anlamında sorumludur. Tabii Türkiye'de şunu da unutmamak gerekir. Tarihsel olarak kodlar devletin ideolojik kodlarında, inanç kodlarında sünnilik ve milliyetçilik üzerinden bir toplum tanımlaması var. İşte bu tanımlama içinde kendisini daha farklı bir kimlikle tanımlamak isteyen herhangi bir gruba karşı bakış açısında
devlet derhal bir mühendisliğe soyunuyor ve o tanımı kendisi inşa etmeye çalışıyor. O da devreye girdiği zaman yani bu iş yani bir inanç meselesinin bir kültür turizm bakanlığına bağlı olması ya da cemevlerinin ibadethane statüsü olarak kabul görmesi sorunu oluyor. Tekrar etmek gerekirse doğrudan doğruya bu inanç gruplarının kendi talepleri aralarındaki müzakere ve uzlaşma sonucu ortaya çıkacak talepleri dikkate alırsa devlet buradaki laiklik anlayışı da aynı zamanda kapsayıcı bir laiklik anlayışı oluyor. Sayın Tosun, şunu da sormak istiyorum. Yine bu yeni, daha doğrusu anayasa değişikliği meselesiyle ilgili. Sayın Cumhurbaşkanı orada aileyi güçlendirecek adımları da burada gelin birlikte atalım dedi. Sizce bu ne olabilir? Aklınıza ne geliyor? Bir de devlet, hani az önce bahsettiğimiz konularda devletin belirli demokratik tutumları alması gerektiğini söylediniz. Devlet ailenin düzenine karışmalı mıdır sizce? Şimdi tabii bu aslında 1982 Anayasası'nın o dönemin siyasal rejimini ve darbeci aktörlerini toplum nezdinde en az hasarla meşrulaştırma aracı olarak görmesinin ürünüdür. Şimdi yani devletin tanımlamış olduğu aile kavramı içinde çok nesnel bir takım kriterler olabileceği gibi bu nesnel kriterlere rağmen uygulamada ailenin korunması adına cinsel kimlik tercihleriyle ilgili bir baskıcı devlet anlayışı ya da bürokrasi ortaya çıkabilir ki bu anayasa değişikliği tartışmasının önümüzdeki günlerde gelip dayanacağı yerlerden bir tanesi özellikle bu LGBT'lerle ilgili tartışma olacak kanımca. Burada da yani devletin bu aile tanımının devlet bir şekilde kendisini aynı zamanda ideolojik ve aynı zamanda bir meşrulaştırma aracı olarak toplum karşısında gördüğü için nesnel bir takım kriterler koyamıyor. O nesnel kriterler bence çok basit. Dediğim gibi bu hak ve özgürlükler temelli doğrudan doğruya bu hürriyet karinesi ve isimsiz haklar temelinde olması gerekir. Siz bu anayasa değişikliği kapsamında ve ailenin korunması adı altında belirli cinsel tercihleri ki aslında bu cinsel kimlik tercihleri konusunda da toplumda genel bir uzlaşı zaten var. Yani bir sorunlu alanda yok kanımca. Öyle bir tercihte bulunursanız ister istemez bir şekilde öznel bir takım tercihler, hatta bu öznel tercihlerin arka planında sizin ideolojik referanslarınızın belirleyiciliği devreye giriyor. İşte orada da devletin topluma bakışı devreye giriyor. Bence bu anlamda önümüzdeki günlerde eğer böyle bir düzenleme temelli bir anayasa değişikliği de gündeme gelirse bu hak ve özgürlük alanı temelli yeni bir tartışmanın içinde bulacağız kendimizi. Peki, teşekkürler Sayın Tosun. Bir reklamımız daha var. Reklamların ardından Yakın Plan devam edecek. Ardından NTV'de Yakın Plan'da yeniden karşınızdayız. Programa başlarken başörtüsü konusundaki yasal düzenleme tartışmalarını, bir yasal düzenleme mi, bir anayasa değişikliğine mi gerek var, ne yapılabilir bunları konuştuk. Alevilerle ilgili bazı maddeler olabilir deniliyor. Yeni anayasada veya bir yasal düzenleme yapılabilir deniliyor. Bunu konuştuk. Bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ailenin güçlendirilmesiyle ilgili de anayasa değişikliğinde adımlar atılabilir demişti. Bu konuyu konuştuğumuz sırada reklama gittik. Sayın Çalışlar, sizinle devam edelim. Aile ile ilgili bir anayasa değişikliği nasıl bir anayasa değişikliği olabilir? Ne dersiniz? Aile yapımızda bir bozulma mı var? Böyle bir ihtiyaç ortaya çıktı. Nedir bu konudaki düşünceleriniz? Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni imzasını geri çekerken bir tartışma çıktı AK Parti içinde.
Hatta AK Partili kadınlar itiraz ettiler. Aile içi şiddet, aile içi baskı vesaire konularında kadınların daha, kadınlardan söz etmiyordu aslında. Esas olarak aile içinde şiddet görenin polise başvurabileceğini ve bu meseleleri hukukun önüne götürebileceğini söylüyorlardı. Bütün bunlar Türkiye tarafından hazırlanan bir İstanbul Sözleşmesi'ydi üstelik. Burada AK Partili erkek milletvekillerinin esas olarak baskısıyla bu imza geri çekildi. Bu imza geri çekilirken sunulan gerekçe LGBT'ydi. Bakın LGBT'yi burada savunuyorlar. Öyle bir şey olmadığı halde oradan vurmaya çalıştılar daha çok. Aslında esas olarak erkek egemen aile düzeninin sarsıldığı endişesinde oldukları halde başka bir yerden vurdular. Şimdi aynı şeyi burada da yapmak ihtimali insanı endişeye sevk ediyor. Yani yeniden aileyi koruyoruz diye LGBT'ciler tartışmasını gündeme sokmak ve buradan muhalefeti zora sokmak. Eğer böyle bir şey yaparlarsa siyaseten gerçekten samimi olmayan ve doğru olmayan bir iş yapılmış olur. Böyle bir tartışmayı aileyi koruyacağız, LGBT'yi gündeme getireceğiz diyerekten getirirlerse, daha şimdiye kadar öyle bir şey olmadı, haksızlık etmeyelim ama eğer öyle bir şey yola girilirse tatsız bir durum olur. Yani yeni baştan işte bunlar şundur, bunlar budur, muhalefet bunların peşindedir. Çünkü öyle konuşmalar yapıldı geçen seçimlerde. Bunu son derece sevimsiz ve zararlı görüyorum eğer böyle bir yola girilirse. Peki Sayın Çalışlar, Sayın Aktaş, siz ne düşünüyorsunuz? Yani eğer böyle bir durum varsa, bu aileyle ilgili bahsedilen konu işte LGBT ile ilgiliyse veya cinsel tercihlerle alakalıysa nasıl bir durum ortaya çıkar? Yani anayasada bununla ilgili nasıl bir düzenleme yapılabilir ki? Yani baktığınız zaman aslında AK Parti kurulduğu günden beri daha çok demokratik hakları genişleten, yani istibdatla ya da vesayetle mücadele eden ve özgürlükleri kısıtlayan ne kadar konu varsa onunla mücadele ederek gelmiş bir parti. Ben bu anlamda da böyle çok kısıtlayıcı bir çerçeve çalıştığını düşünmüyorum. Doğrusu içeriğine dair fikrim yok ama mesela bu toplumun, yani eşcinseller tabirini kullanalım, tarihten beri ya fıtri olanla bir kavgasının olmadığını düşünüyorum. Belki çerçeve şuna evrilebilir mi? Mesela dünyada sol örgütler veya sol yapılanma, solculuk ideolojisini kaybettikten sonra bu liberal değerlerin böyle beden üzerinden bir özgürleştirme ve şeyi, yani LGBT'yi, yani Türkçesinde söyleyemiyoruz aslında, çok da kolay değil. LGBT'yi bir ideolojik argüman olarak aslında fıtri olanın dışında kültürel olarak bir baskı aracı haline getirme çabaları var. Belki buna bir çerçeve veya bu kültürel anlamda bu neoliberal etkilere karşı bir şey çalışılmış olabilir. Ama bir kanun çerçevesi ya da anayasa teklif çerçevesi ortaya çıktıktan sonra üzerine daha konuşabilir. Ama ben tekrar söyleyeyim, bu toplumun tarihten bugüne kadar fıtri olanla bir sorunu olmamıştır. Ama kültürel anlamda bunu bir baskıya ve dünyada da böyle bir şey vardır. Mesela diyelim ki bugün bir tartışma yapsak. Bir arkadaşımız dese ki işte LGBT hakları özgürlük hakkıdır ve savunulmalıdır. Birisi de Twitter'da buna karşı çıksa ve bir beyanda bulunsa, karşı çıkanın Twitter'dan engellendiğini görüyoruz. Bu anlamda da bu meselenin bir insan hakkı özgürlüğü meselesinden öteye küresel bir baskıya ve bir tehdide dönüşme durumu da var. Yoksa hani o işte gadre uğramış ya da sorunlu insanların hakları ile ilgili meseleyi herhalde kimse ses çıkarmaz diye düşünüyorum. Peki Tanju Tosun, şunu sormak istiyorum. Şimdi bu tartışmalar bir taraftan devam ederken yine ilk günden beri şu itirazların da yükseldiğini görüyoruz. Türkiye'de konuşulması gereken konu bu değil. Ekonomik anlamda zor bir süreçten geçiyor ülke. Bunlardan bahsedilmeli, bunlar konuşulmalı ki İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener de bu konu kendisine sorulduğunda kapanmış yaraların üzerinde konuşmayı doğru bulmuyorum, konuşulacak başka şeyler var demişti. Orada da akıllara ekonomi geliyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani bu tartışmalar ekonomide içinden geçilen o dar boğazın konuşulmasını, anlatılmasını gölgeliyor mu sizce? Bence gölgelemiyor. Fakat bunu uzun bir politik gündemde
kamusal tartışma olarak devam ettirme, tabii ki ekonomiye ilişkin tartışmaları da geri plana itebilir. Öyle bir risk var. Fakat yani en azından gündeme getirilmesinin CHP açısından anlamlı olduğunu düşünüyorum. Belki İyi Parti için, Gelecek Partisi için, DEVA için, Saadet Partisi için sorun değil ama seçim meydanlarına çıkıldığında doğrudan doğruya Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak bu tartışmanın bir şekilde yükselmesi söz konusu olabilir. İşte Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir yasa teklifiyle aslında kampanya sürecinde bunu önlemiş oluyor. Yani doğrudan doğruya konunun kendisi seçim meydanlarında muhatabı olacağı için ve aynı zamanda bir özgürlük meselesini bir yasal düzenlemeyle halletme şeklinde bir bakış açısı var ama tabii diğer yandan yani sokağın gündemi doğrudan doğruya ekonominin içinde bulunduğu durum, ekonomik kriz, sorunlarla ilgili iktidar ajandasını doğrudan doğruya bu ekonomi üzerinden yürütmeye yönelik bir takım adımlar atıyor, bir takım paketler açıklıyor. Nitekim biraz önce yine gördük, özellikle esnafa, öğrenciye yönelik olarak bir takım vaatler, projeler, krediler söz konusu. Muhalefet de ister istemez tabii kendisini iktidar karşısında seçmen gözünde cazip kılmaya yönelik olarak iktisat ağırlıklı projelere odaklanmak istiyor. Nitekim bu son altılı masa toplantısındaki ortak açıklama da açığa çıkan bir çalışma grubunun oluşturulması. Yine medyadan bir iki gün önce gördüğümüz kadarıyla bu ortak çalışma grubu içinde iktisat kökenlerinin ağırlıkta olması artık muhalefetin de doğrudan doğruya ajandasında ekonomi olduğuna işaret ediyor. Peki, teşekkürler Sayın Tosun. Sayın Çalışlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün bir TÜGVA etkinliğine katıldı. Orada bir açıklama yaptı. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibarıyla da onun hazırlığı içindeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu açıklamaları ayrıca ekonomide hem içinde bulunduğumuz durumu hem atılan adımları değerlendirdiğinizde ne söylemek istersiniz? Bir de bu açıklamalara 20 yıldır iktidar AK Parti değil miydi? Neden o zaman şimdiye kadar yapılmadı eleştirisi de getiriliyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya ben ekonomiye bakalım sözünün çok bizim temel meselemizi çözmediği kanaatindeyim. Yani Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış seçimlere bakarsak, kritik seçim günlerine bakarsak, toplumun ekonomiden çok özgürlükleri tercih ettiği ve baskıcı rejimlere ve baskıcı yönetimlere karşı mağdurdan yana oy kullandığını görüyoruz. Yani birkaç tane çarpıcı örnek var. Onları yeniden hatırlatmak isterim. 16 Eylül gecesi sabahı Hasan Polatkan, 16 Eylül 1961 sabahı Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu idam edildiler. 17 Eylül gecesi sabahı Adnan Menderes idam edildi. 15 Ekim'de yani ondan 25-26 gün sonra genel seçimlere gidildi Türkiye'de. Bu korku ortamına rağmen toplum gitti oyunu Adalet Menderes'i destekleyen, Menderes'ten yana gözüken partilere verdi oyunu %48,5'la. Yine bakalım 12 Mart'ta askeri darbeye en net karşı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Ecevit önderliğinde birinci parti haline geldi 1973'te. Demirel ise askerle işbirliği yaptığı için 54'ten %29'a düştü. Aynı şey 83 seçimlerinde yaşandı. Askerler MDP'yi desteklediler. Vatandaş gitti oyunu Özal'a verdi. Yani biz toplumu doğru okuyabilirsek benim gördüğüm kadarıyla toplum esas olarak hürriyeti ekmekten önce görüyor. Ve bu defa da bütün bu ekonomi kargaşasında işte hükümet de böyle anladığı için para basarak ekonomik sıkıntıları aşarak seçim kazanabileceğini zannediyor. Ben bu beklentinin hiç gerçekçi bir yanı olmadığını, sonunda toplumun esas olarak
özgürlük beklentileri ve mağduriyet üzerinden oylarını kullanacağını ve mağdur olanları tercih edeceğini kesin olarak düşünüyorum. Bu 60-70 yıllık siyasi tecrübeye bakarak ve siyasi gelişmelerdeki sonuçlara bakarak. Yani ekonomi abartıldığı kadarıyla seçimlerin tayin edici unsuru olmayacaktır önümüzdeki dönemde. Ben buna karşı bu bir tarihsel tecrübeyi hatırlatmayı tercih ediyorum. Ve bu seçimde de kim işte en son İstanbul seçimleri anlamsız yere tekrar edildi. Tekrar edilince toplum mağdur diye düşündüğü İmamoğlu'na bütün gücüyle destek verdi. Yani mağduriyet esas olacak bu seçimlerde. Öyle yasak kanunlarıyla falan çıkarılacak şeyler sonunda bu iktidarı olumsuz yönde seçmeni etkileyecek. Ben yani ekonomi tabii ki etkili. Hayatımızı hepimiz yoksullaştık. Yani sonuç olarak son bir yıldır herkesin geliri %50, %60, %70 düştü. Hepimiz yoksullaştık. Ama yoksullaşmanın esas nedeninin siyaset olduğu gerçeğini toplum görüyor. Onun için siyasete oy verecek. Toplumun esas tercihi bu olacak. Ben bu konuda düşünülenlerin ve söylenenlerin aksi kanaatindeyim. Teşekkürler Sayın Çalışlar. Sayın Aktaş şimdi farklı bir perspektif ortaya koydu Sayın Çalışlar. Birçok hem araştırma şirketi yöneticileri veya siyaset bilimci önümüzdeki seçim sürecinde en önemli motivasyonun seçmen için ekonomi olacağını düşünüyor. Ama Oral Çalışlar buna katılmıyor. Siz nasıl bakıyorsunuz? Ekonomi mi, demokratik haklar mı önümüzdeki seçimde belirleyici olacak? Bir seçmen olarak bir yazar ve entelektüelin önceliği özgürlük ve hukuktur. Ama sokağın farklı farklı yaklaşımları var. Yani Türkiye'de şeyler, yani siyasi tercihler bir, tarihseldir. Yani bir yönüyle ideolojiktir. Bir taraftan ekonomiktir, bir taraftan kültüreldir. Bir taraftan dinle alakalı tutumu vardır. Yani bizim elbette ki yani Batı'da da temelde görüş ayrılıkları var ama biz Türkiye'de yani çok sert, çok radikal bir modernleşme dönemi geçirdiğimiz için ya bu toplumun tarihle bağları koparılmış, kültürle bağları koparılmış, Anadolu'yla bağları koparılmış. Bir taraftan işte bu ülkeyi kim daha iyi yönetebilir seçmenin ya da toplumun birinci meselesiyken diğer taraftan da aslında seçimlerde hem bu tarih gündeme gelir, hem kültür gelir, hem özgürlükler gelir. Oral abinin ifade ettiği dönemler daha çok darbe ve darbecilikten sıkışmışlıktan sonraki özgürlük adımları. Aslında AK Parti'nin inkişafını ya da o... Buna 28 Şubat'ı da ekleyeceğim. Ben de onu ekleyecektim şimdi. Mesela dikkat ederseniz 28 Şubat sürecinden sonra da AK Parti o özgürlükleri temsil eden bir pozisyondaydı. Fakat şimdi bugün AK Parti'nin pozisyonunu değerlendirdiğimiz zaman mesela bugünkü seçimler için ekonomi önemlidir. Neden önemlidir? Türkiye'de bir temel yatırımlar büyük oranda çözüldü. %90 oranında. Ya bugün sokağa çıkıp da hastanem yok diyen bir tane vatandaş yoktur. Peki ulaşımla alakalı sorun yaşanıyor mu? Yaşanmıyor. Peki üniversite kampüsüm yoktur diyen var mı? Ya da ben 100 kişilik sınıflarda ders yapıyorum diyen var mı? Kaba yatırımlar bu ülkede tamamlandı. Sofistike alanlarda elbette ki üretimdir, Ar-Ge'dir, bunlar devam edecek. Diğer taraftan bir üreten Türkiye modeli ortaya çıkıyor. Vatandaş şöyle bir analiz yaptı. Dedi ki devletim zengin, havaalanı yapabiliyor, yolu yapabiliyor, büyük yatırımlar yapabiliyor. Fakat birey olarak bu bana ne zaman dokunacak? Aslında vatandaşın tercihlerinin bireyselleştiği yerel seçimlerde ortaya çıkmıştı. AK Parti bunu okumakta geç kaldı. Bugün tam da AK Parti talep eğrisinin bireysel tercihlere yöneldiği dönemde AK Parti de bu damarı keşfetti. Ve Recep Tayyip, dikkat edin, mesela maaş zamları, asgari ücretin artırılması, sosyal yardımların 20 milyardan 40 milyara çıkarılması, öğrencilere verilen burs desteği. Hatta şu hükümet yarın şöyle bir iddiada bulunabilir. Benim temel yatırımlarımın her bir kaleminden %15-20 bundan sonra merkezi bütçeye pay kalacak. Yani ulaşımda devasa yollar yapmayacağım. Havaalanlarım neredeyse yapılmadık, ilk kalmadı. Bu kalemlerde merkezi bütçeye ayrılan payı da ben bundan sonra bireyin zenginliğine, refahına, üretime, Ar-Ge'ye ve belki de uluslararası ticari rekabete harcayacağım diye bir iddiada bulunabilir. Bir de AK Parti ideolojik olarak takıntılı bir parti değil. Mesela bugün
Farz edelim ki hukukla alakalı bazı sorunlar yaşandı AK Parti döneminde. Ya da yani iktidarlar her zaman bir yanından da yolsuzluk üretirler. AK Parti döneminde bazı kişiler organize oldu ve kötü işler yaptılar. Yani bunu bir kader olarak görüp de buna teslim olan bir zihinsel yapı yoktur AK Parti. AK Parti rasyonel bir parti. Oturur, konuyu tartışır, eder. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci 20 yıl için çıkıp da hala bu ülkede yoksulluğu, yolları şey yapacak, yok edecek ya da tarihe gömecek parti AK Parti iddiasında bulunabilir, bunu da yerine getirir. Eğer ideolojik takıntısı olmuş olsaydı, mesela bir şey örnek verelim, Cumhuriyet Halk Partisi başörtüsüyle alakalı bir iddiada bulunduğu zaman geride tonlarca bagajı var. Alevilikle ilgili bir hürriyet alanı açma çabası içerisine girdiği zaman Türkiye'deki Alevi vatandaşlarımızın %90'ı Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklediği halde yine tonlarca bagajı var. Dolayısıyla AK Parti bagaj üretmemiş, sorun üretmiş olabilir. İktidarlar sorunlu alan üretirler. 20 yıldır iktidardalar. Ve ben bu sorununu revize edeceğini düşünüyorum. Fakat bugünkü şeylerde vatandaşın günlük yaşamı, bireysel talepleri çok ön plana çıktı. Yani muhalefet şöyle bir açmaza düştü. Bir, şeyi hükümeti değerlendirirken çok hafife aldı. Recep Tayyip Erdoğan da çok hafife aldı. İki, 4 yıldır bütün siyaset üretme biçimine bakalım. 15 günde bir infial oluşturdular. Bir bardak suda fırtına kopardılar. Hükümete suçlamalarda bulundular. Ertesi 15 gün daha tekrar geldi. Bu da siyaset üretmelerinin önüne engelledi. Yani siyaset üretimi oralar hepimizden tecrübeli şöyledir. Genel çerçevenizi, siyaset şeylerinizi, başlıklarınızı belirlersiniz, topluma vaaz etmeye başlarsınız. Bunu bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl konuşursunuz. Bazı konuları toplum benimser, size döner, siz tekrar topluma dönersiniz. Yani Koç Üniversitesi'ne verdiğiniz bir seçim beyannamesi hazırlığı siyaset üretimi değildir ya da komisyonun hazırlığı da değildir. Bir siyaset, bir siyasi fikir ya da iktidara karşı beslenen bir düşünce ya da alternatif bir fikir ancak 3-4 yılda olgunlaşır. Bence muhalefet partileri siyasi fikir olgunlaştırma sürecini kaybettiler. Ve komisyonun yapacağı siyasetten de ya mesela şöyle vatandaşa gidip diyor ki siyasi partiler, muhalefet, açsınız, yoksulsunuz, durumunuz kötü. Vatandaş da cevaben şunu söylüyor. Tamam, ben durumun farkındayım. Benim durumu bana anlatma. Peki senin vaadin ne? Mesela ekonomiyle alakalı benim bugünkü maaşımın 2 katına çıkması için çerçeven ne? Ya da dış politikayla alakalı öngörün ne? Ya da işte savunma sanayiyle alakalı ya da özgürlüklerle alakalı. Bugüne kadar muhalefetin çerçevelendirdiği, anlattığı ve toplumsal kabulü olan konu neredeyse sıfıra yakın. Mesela siyaseti en yakın takip eden 10 kişiye soralım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomik çözümü nedir? İyi Parti'nin nedir? Ya da özgürlüklerle alakalı AK Parti'den daha iyi bir perspektif sunan bir parti var mı diye sorduğunuzda doğrusu ne cevap alacağınızı ben merak ediyorum. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan son 3 aydır toplumsal talepleri doğru okudu, doğru adımlar atıyor. Ve 3 aydır da şunu da ifade edeyim hakkaniyetli bir şekilde. Son 3 aya kadar toplum muhalefet partilerine önemli alan açtı, oylarını artırdı ve bir şey bekledi. Ve birçok değerde muhalefeti hükümetle eşit seviyeye getirdi. Ve beklentisini karşılamayınca yavaş yavaş hatta son günlerde hızlı bir şekilde tekrar toplumsal talep hükümete doğru dönmeye başladı. Ha. Aday açıklanınca bu tartışma nasıl seyreder onu ayrıca görmüş olacağız. Murat Bey, bu konuda söz gelecek mi tekrar bu konuyla ilgili değerlendirme anlamında? Ben tam size soracaktım zaten Sayın Tosun. Yani peki şimdi Sayın Tosun hazır mı? Peki Sayın Çalışlar, o zaman size sorayım. Şimdi bir eleştiri ortaya koydu burada İhsan Aktaş. Yani muhalefet toplum bir alan açmıştı ama bu beklentiyi karşılayamadı. Siyaset üretimini gerçekleştiremedi çeşitli alanlarda dedi. Siz katılıyor musunuz bu alanda muhalefetin bir eksikliği olduğu görüşüne? Ya meseleye partizan açıdan bakmamayı tercih ederim birinci olarak. Ben gazeteciyim. Demokrasi ve özgürlükleri esas alan bir dünya ve Türkiye tahayyülüm var. Ve buna aykırı gördüğüm şeyleri o parti bu parti demeden söylerim. Yani bizim esas olarak gazetecilerin böyle bir iş yapması lazım. Öte yandan şeye gelince
Yani Türkiye'nin insanların hayatını ekonomi belirleyicidir. Evet, büyük ölçüde hayatımızı ekonomi belirliyor ama son tahlilde siyasi tercihlerde karar veriyoruz. Yani sonunda sandığın başına gittiğimiz zaman midemize göre değil, düşüncelerimize göre oy veriyoruz ve bu da büyük ölçüde siyasi tercihlerle oluyor. Şimdi İhsan'ın anlattığı Türkiye benim gördüğüm Türkiye'den biraz farklı. Yani İhsan'ın hatta şeyi hatırlıyorum, İstanbul seçimlerinde Twitter'da bütün şeyler AK Parti'ye oy vermeye gidiyor diye bir tweet atmıştı İstanbul seçimleri öncesi. Yani bu kadar aceleci olmamak ve bu kadar partizan olmamak gerekir. Daha sakin gitmek gerekir. Ve daha özgürlüklere zarar veren yerlerini Türkiye'nin entelektüelleri ve aydınları olarak daha duyarlı davranmalıyız. Bu konuda yeterli duyarlılığı göstermeliyiz. Bir cümle açıklamak. Buyurun. Aslında şöyle, yani 25 yıldır sektördeyiz. Yani nihayetinde ben araştırmacı olarak, gazeteci olarak da zaman zaman sahneye çıktığım oluyor. Veri açıklama açısından hatalı veri açıklamadım. Bir cümlelik hatalı bir tweetim var. Oralar muhtemelen onu hatırlattı. Fakat şöyle, yani mesela partizanca ifadesi bana uymadı. Partizan bir adam 3 ay önce muhalefete toplum geniş bir alan açtı ifadesini kullanmaz. Ben kendi tarafından dikkat et diye söylüyorum. Yani yok, dikkat şöyle, edelim. Kesinlikle dikkat edelim ama bu nesnellik mevzusunda 3 aşağı 5 yukarı kamuoyunda bir kanaat var bizimle alakalı. Peki. Sayın Tosun, tam size az önce şu soruyu soracaktım. Yani burada Sayın Aktaş bir eleştiri muhalefetle ilgili ortaya koydu. Siyaset üretimini gerçekleştiremedi vatandaşın alan açtığı süreçte diye. Ne düşünüyorsunuz bu eleştiri konusunda? Bu Sayın Aktaş'ın ifade ettiği belki 10 kişi arasında değilim ama yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'yi takip etmeye çalışan 100 kişi arasında olduğumu düşünüyorum. Genel anlamda altılı masaydı. Şimdi şeye bakmak gerekiyor tabii, yani net ortadaki iktisadi göstergelere, verilere bakmak gerekir. Merkez Bankası rezervi eksi 55 milyar dolar civarında. Şimdi 450 milyar dolar dış borç açığı, 5 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında gelir dağılımındaki adaletsizliğin göstergesi olan Gini katsayısının 0.38'den 0.42'ye yükselmesi, 25 bin dolar hedefindeki kişi başına gelirin de 9.500'e düşmesi, evet, binaların yapımı anlamında çok önemli kamu hastaneleri örneğinde yatırımlar var. Bunlar gerekli miydi, değil miydi? Bu büyük ölçekli ki alanın uzmanları böyle bir büyük ölçekli hastanelerin gerekli olmadığı konusunda da düşünce sahibi ama yine medyadan izlediğimiz kadarıyla randevu alamayan hastalar var. Şimdi bu veri koşullar altında baktığımızda önümüzdeki süreçte siyasal iktidarın ekonomiye dair bu algıyı mutlaka yönetmesi gerekiyor. Şunu kabul ediyoruz, kamuoyu araştırmalarında İhsan Beyler de karşılaşıyorlar tabii ki. Ekonomiyi kim çözebilir, Türkiye'de ekonomik sorunları kim çözebilir diye bir soru yöneltildiğinde Sayın Erdoğan'ın karşısında Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ve diğer parti liderlerinin toplamı kadar bir şeye sahip. Yani orana sahip. Bu açıdan bakıldığında muhalefetin henüz Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözebileceğine ilişkin sokakta üretmiş olduğu bir pozitif algı yok. Ama bu çalışmamalarından kaynaklanan bir durum değil. Süreci bu şekilde yönetiyorlar. Muhtemelen yine Kemal Bey bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden yapmış olduğu açıklamada Kasım ayından itibaren süratle Cumhuriyet Halk Partisi örneğinde alternatif bir refah politikası ve diğerlerini kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti. Şimdi Oral Bey'in ifade ettiği tabii siyaset önemli, hak ve özgürlüklere ilişkin perspektifler, tahayyüller partilerin, siyasi aktörlerin önemli ama özellikle iktisadi kriz konjonktürlerinde seçmenlerin oy verme davranışı bilişsel, yani inanç temelli ya da ideoloji temelli, duygusal, parti özdeşliği temelli,
ya da davranışsal, geçmişte oy vermiş olduğu parti temelli olmanın ötesinde çok rasyonel ve çıkar temelli bir oy verme davranışına, parti tercihine yöneliyor seçmenler. Bu açıdan bakıldığında özellikle ekonomik kriz dönemlerinde ve siyasal kriz dönemlerinde Türkiye'de seçmenin oy verme hareketliliği ya da oynaklığı çok yüksek. Mesela 1999'dan 2002 seçimlerine gelindiğinde yaklaşık olarak 100 seçmenden 53 seçmen bir seçimden diğerine parti değiştiriyor Türkiye'de. Niye? İşte 2001 ekonomik krizi. Onun ardından baktığımızda mesela 2007'den itibaren seçmen tercihlerindeki oynaklık, hareketlilik oranı, oynaklık katsayısı 10'a düşüyor. Fakat kriz dönemlerinde ya da iktidara alternatif güçlü muhalefet çıktığında ki 73 ve 77 seçimlerinde de böyle seçmen tercihlerinde oynaklık anlamında özellikle seçmenin geçmişe dönük ve geleceğe dönük siyasi iktidarların ve muhalefetin alternatif ekonomik politikaları vaatlerine bakarak önümüzdeki yıl içinde kendisinin ve ailesinin ekonomik beklentilerini dikkate alıyor. Durumlarının nasıl olacağını dikkate alıyor ve buna göre oy kullanıyor. Şimdi bu çerçeveden bakıldığında evet Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar partisi olarak duygusal, bilişsel, davranışsal temelli seçmen tercihleri nedeniyle çekirdek bir seçmene sahip. Yani %25 civarında bu çekirdek seçmenin olduğundan söz ediliyor. Fakat zaten mesele de burada iktidar değişimini sağlayacak olan %10-15 civarında çekirdek seçmen dışında kalan seçmen. Ki büyük ölçüde bu seçmen de kararsız seçmen olarak değerlendiriliyor. Şimdi bu açıdan bakıldığında siyasal iktidarların ekonomik performansı ile oy verme davranışı arasında ölçülmüş çok ciddi akademik bilimsel çalışmalar var. Bir örnek vermek gerekirse yine iki gün önce Karar Gazetesi'nde Ali Akarca, Elyon Üniversitesi'nden hoca akademik çalışmalarında da yapmış olduğu şöyle bir tespit var. Yani büyüme ve enflasyon, işsizlik, üç ekonomik gösterge Türkiye'de seçmenin oy verme davranışında kimlik, parti aidiyeti, partiyle kendisini özdeşleştirmesi dışında rasyonel, ekonomik ve çıkar temelli çok önemli faktörler. Buradan hareketle Ali Akarcalı Hoca 1950 ile yanılmıyorsam 2015 arasındaki dönemi inceleyen zaman serisi analizlerinde şunu net olarak tespit etmiş durumda. Yani Türkiye'de seçmen tercihinde asıl belirleyici olan, parti değiştirmesinde belirleyici olan ekonomik kriz dönemlerinde iktidar partilerinin ekonomik performansları düştüğünde büyüme, enflasyon bir dereceye kadar tolere edilebiliyor ama büyümenin etkisi enflasyonla karşılaştırıldığında 7 kat civarında. İşte bu büyüme şöyle bir algıya yol açıyor. Yani refah artışı algısına yol açıyor. Refah algısının artışı da ister istemez daha fazla tüketmek, daha fazla ulaşabilmek. İşte seçmene yönelik özellikle AK Parti'nin son dönemde açıklamış olduğu vaatleri bu açıdan da değerlendirmek gerekir. Bir ölçüye kadar etkili olabilir ama kalan bu 7-8 aylık dönemde büyümeyi ne kadar arttıracak, enflasyon ve işsizlik konusunda nasıl başarılı olacak? Mesela TOKİ projelere yine Sayın Erdoğan'ın 7 milyon civarında başvuru olduğundan bahsetti. TOKİ projelerinin de özellikle seçmenin parti tercihinde etkili olduğunu bilimsel olarak ortaya koyan araştırmalar var. Mesela Baker Enstitüsü'nden Abdullah Aydoğan ve Melissa Marshall'ın yapmış olduğu bir araştırmaya göre özellikle TOKİ'nin belediyelere konut yatırımı yapmaması durumunda
AK Parti'nin kazanmama olasılığı %14 olarak ölçülmüş. Özellikle yerel seçimlere ilişkin. Ama yatırım yaparsa kazanmama olasılığının %2'ye düştüğü sonucuna ulaşmışlar. Yani TOKİ yatırımları bir ilçede özellikle belediyelerin de devreye girmesiyle birlikte hayata geçirilirse o takdirde bu iktidar partisinin oy performansını arttırmasında etkili olabilen dinamiklerden bir tanesi. Sonuç olarak şuraya gelmek istiyorum. Yani AK Parti'nin yakın dönemdeki oy performansına ilişkin somut bir gösterge. Şimdi 2015 sonra AKP'nin özellikle 2017, 11, 15, 18 seçimlerinde oy artış ve azalışlarında büyüme, enflasyon ve işsizlik oranlarındaki artış ve azalış son derece belirleyici olmuş durumda. Özellikle 2018 seçimleri ve Haziran 2015 seçimleri, Kasım 2015 seçimlerindeki güvenlik algısı o ayrı. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Sayın Tosun. Katılıyor musunuz Sayın Aktaş? Ya ben çerçeveyi dinledim ama nihayetinde bu muhalefetin iktidara alternatif olma kabiliyeti konusunda fazla bir şey söylememeye çalıştı aslında Tanju Bey. Burada makaleyi ben de okudum. Makalenin son cümlesi, son cümleleri ve son paragrafı şöyle bitiyor. Muhalefet henüz ekonomi konusunda alternatif olduğunu vatandaşa kabul ettiremedi ya da anlatamadı gibi bir ifade geçiyor. Makale şey bir kaliteli bir makale yani. Karar gazetesindeki. Evet şey çok doğru. Evet, yani şimdi doğru analizler yani, var orada. Evet bir arada bir cümle evet şundan bahsediyor. Yani iktidar partisinin oylarında radikal bir kırılma olabilmesi için ya partinin değişmemesi durumunda taraftarların değişmesi ya da taraftarların değişmemesi durumunda partinin değişmesi ya da siyasi iktidarın ekonomi performansının kötü olması, yolsuzluk tartışmaları vesaire. Bu üç koşuldan bir tanesinin gerçekleşmiş olması ve aynı zamanda iktidara alternatif olarak ortaya çıkan partilerin iktidar değişikliği konusunda seçmeni inandırması, buna yönelik vaat ettiği politikalarla inandırması vesaire gerekmektedir. Yani sonuç bölümünde ifade ettim. Türkiye sosyolojisini analiz edip birkaç şey eklemek lazım. Şimdi Türkiye'de siyasi partilerin sosyolojik sınırları var. Bence muhalefetin baş etmeye çalıştığı sorun da şu. Ya bu toplum Cumhuriyet Halk Partisi'ne %22 ile 26-27 arasında bir rol biçmiş ve bu rol değişmiyor. Diğer taraftan dikkat ederseniz geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Halk Partisi'nde gereksiz o sosyolojik sınırı aşamadığı için toplum bir dönem İYİ Parti'ye yöneldi ve İYİ Parti'nin oylarını %14'e kadar getirdi. Tabii ki bu araştırmalarda o şey gibi hani Kaf Dağı'nda anlatılan %20'ler falan yok yani onu biz düzgün verilerle görüyoruz. İYİ Parti'nin bu kadar yükselmesi kendi potansiyeli ilgili değil, toplum Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha yukarı çekemeyeceğiyle ilgilidir. Diğer taraftan HDP'nin 11-12 düzeyinde bir durumu var. AK Parti de bugüne kadar bu toplumda %70'i bir defa oy vermiş. En azından bir önceki seçim oyuna gelecek olursak yani sosyolojik sınırı 42 ile 33-34 arası. Dolayısıyla bu son günlerde değişim şu noktada oldu. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları %27'ye kadar çıkmıştı 3 ay önce. Ya İYİ Parti'yi de 14 sayarsanız hatırı sayılır bir oylardı. Fakat bugün iktidarın kararsız oyları geri dönmeye başladığı zaman ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları %27'de kalabildi ne de İYİ Parti 14'te kalabildi. Dolayısıyla bir ideolojik tutum önemli, sosyolojik sınır önemli, esneklik önemli. Bir de vatandaş iktidarı değiştirmeye niyet ettiği zaman sinerji başka bir şeye dönüşüyor. AK Parti'nin oyları vatandaş bir olumsuzlukla ekonomik gibi geçim sıkıntısı gibi karşılaştığında açığa alıyor oyları. Ve birçok partiye birden oy gidebiliyor. İyi şeyler yaptığı zaman tekrar geriye geliyor. Benim bir tezim var. Mesela TOKİ açıklaması.
Mesela 1 milyon kişinin devlet eliyle arsa sahibi olması kıymetlidir. Yani hiç binalara girmeden söylüyorum. 3-4 ay önce böyle bir açıklama yapsaydı, millet geçim derdiyle, günlük market pahalılığıyla cebelleşirken çok prim yapmayacaktı. Ama yükselen bir değer üzerine TOKİ çalışması geldiği için bizim yaptığımız araştırmalarda AK Parti'ye TOKİ açıklaması 2 puan artı getirdi. Çünkü şu an iklim biraz iktidardan yana olduğu için. Evet. Elbette ki ben bunları hani çok aşırı detay vermeden veri üzerinden konuşuyorum. Ya 3 ay önceki muhalefet şeyi, yani nasıl söyleyeyim, rahatlığı bugün yoktur. Bundan sonra piyasanın nasıl değiştiğini, o sosyolojinin esnekliğini ya da sınırlarını tekrar tartışıp göreceğiz. Sayın Çalışlar, sizin bu konuda... Ama belki sonra... Sayın Çalışlar, affedersiniz Sayın Tosun, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuda? Yani söyleyeceğim şu, hürriyet ekmekten önce gelecek. Peki, teşekkür ederim Sayın Çalışlar. Bir reklam aramız var, reklamların ardından devam edeceğiz. Yakın Plan'ın son bölümünde NTV'de karşınızdayız. 12 dakikalık bir süremiz kaldı. 4'er dakikalık bir son turla programı noktalayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu ziyaretin amacı olarak da teknolojik ve bilimsel gelişmelere yönelik görüş alışverişleri olarak açıklandı ziyaretin amacı. Bugün üniversiteleri ziyaret ediyor. Amerika'da yerleşik bulunan Türk bilim insanlarıyla konuşuyor. Bu ziyareti konuşacağız. Tabii ki bu ziyarete bazı eleştiriler de geliyor Türkiye'de. Sayın Çalışlar, siz nasıl değerlendiriyorsunuz ziyareti? Hani günümüzün moda tabiriyle zamanlama manidar diye eleştirenler var bu ziyareti. Siz neler söylemek istersiniz? Yani bir kesim şöyle bir yorum yapıyor. Onu duyuyoruz. İşte gitti Amerika'dan icazet almak için. Türkiye'de bu konuda böyle bir zihniyet vardır egemen. Hep giderler Türk politikacıları Amerika'dan icazet alırlar, gelirler iktidar olurlar diye. Ben bu, yani böyle bir düşünceyi son derece sığ buluyorum. Sonuç olarak keşke siyasilerle de görüşseydi. Yani bunu bir teknik görüşme yapmak yerine Amerika'nın önde gelen siyasi kimlikleriyle, isimleriyle görüşseydi, tartışsaydı, sohbet etseydi. Onları da yapsaydı biraz aleyhinde propaganda yürütülür endişesi içinde herhalde teknik bir alanda sınırlı bir gezi yapmayı tercih ediyor. Ya ben olsam böyle yapmazdım. Çıkar orada Amerika'da görüşebileceği ne kadar önemli politikacı varsa görüşür. Türkiye'nin eğer iktidara gelirse nasıl bir Türkiye hayal ettiğini anlatırdım. Bir söyleyeceğim bu kadar. Peki, teşekkürler Sayın Çalışlar. Sayın Tosun, siz ne söylemek istersiniz bu ziyarete dair? Sizce açıklananın dışında bir amaç taşıyor mudur bu ziyaret? Yok tabii, öyle bir şey mümkün değil. Böyle bir açıklamanın dışındaki görüşmeyi Harvard'la MIT'deki Türk akademisyenler ve kentleşme alanı başta olmak üzere yani akıllı şehirler, modern kentlerle ilgili çalışma yapan akademisyenlerle mi görüşerek yapacak böyle bir Sayın şey? Sayın Tosun bir müsaade, evet. Müsaadenizi rica edeceğim. Görüntüde galiba bir sorun var. Arkadaşlarımız onu hemen hallediyor. Biz Sayın Aktaş'a sorayım. Siz nasıl görüyorsunuz bu ziyaret? Öncelikli olarak yani Türkiye'de siyasi parti genel başkanlığı ya da yetkililerin dünyanın farklı ülkelerinde liderleriyle dahi görüşmesinde bir beis yoktur. Fakat Biden Türkiye'deki muhalefeti töhmet altında bırakan bir açıklama yaptı. Muhalefetin bununla alakası vardır, yoktur. O kendilerinin bileceği iş ama biz dedi Tayyip Erdoğan'ı değiştirmek istiyoruz. Fakat bunu işte darbe yöntemiyle yapmayacağız. Çünkü darbe yöntemiyle beceremediler. Yani FETÖ darbe girişimi herhalde bir meczubun sabah kalkıp darbe girişimi değildi. Doğrudan kendilerinin organize ettiği, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bir şeydi. Onu yapamayacaklarını gördüler. Muhalefet eliyle yapmak istiyoruz. Bu şeyle onlarla muhalefet arasındaki bir meseledir. Fakat şöyle geriye dönük ben şu anlamda, hani tekrarlayayım, Kılıçdaroğlu'nun dünyanın bütün liderleriyle görüşmesi, Biden dahi normaldir, gidip görüşebilir. Fakat şöyle hafızamızı yokladığımızda iki tane ilginç beyan bana şey geliyor. Yani Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği zaman dünyada hiç kimse Tayyip Erdoğan'a diktatör demiyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nden döner dönmez bir açıklama yaptı. Türkiye'yi bir diktatör yönetiyor diye.
ve Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye demokratik bir ülkedir diye açıklama geldi o dönemlerde. Çok erken bir şeydi, çıkıştı Kılıçdaroğlu için. Daha sonra dikkat ederseniz PKK, FETÖ, Avrupa özellikle kıta Avrupa'sında, Almanya basınında bu körüklene körüklene neredeyse artık şey trollerin dahi kullandığı bir şeye dönüştü. Diğer taraftan eş zamanlı şey gitmişti, Selahattin Demirtaş Amerika'ya gitmişti. O da geldi, ayağının tozuyla kürsüye çıktı. Çözüm sürecini bu milletin, ya bugün Türkiye'de üniter devlet yapısını ayakta tutan ve çok önemli ilham verici bir fikir olan çözüm sürecini yerle yeksan etmek için sahneye çıktı. Dedi ki seni başkan yaptırmayacağız. Yani Türkiye'de Türk-Kürt meselesini çözen ve ateşten gömlek giydim diye Kürt meselesine çözüm getiren adama bir Kürt'ün düşmanlığının ne olması gerektiğini ben hala anlayamadım. Ve Selahattin Demirtaş galiba hayatı boyunca bu meselenin muhasebesini kendisi yapmak durumundadır. Çok enteresandır. İki beyanat da, beyan da şeyden sonra Amerikan dönüşü oldu. En azından hafızalarımızda bu bilgiler var. Peki Sayın Tosun, az önce kesmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Buyurun efendim. Evet, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun gezisi daha ziyade teknik yönü öne çıkan bir ziyaret olarak dikkat çekiyor. Şimdi ziyarete katılan politik aktörlere baktığımızda en az iki tane iktisatçı, bir tane de Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde bu yoksullukla mücadele stratejisinde destek aldı. Hacer Fogo hanımefendi var. Sayın Böke var. Şimdi ziyaret ettiği kuruluşlara bakıldığında Harvard ve MIT, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin değil, dünyanın en iyi 3 üniversitesinden 2 tanesi zaten. Ve orada ziyaret etmiş olduğu Türkiye'nin ülkemizin yüz akı olan, yanılmıyorsam kimya ya da fizik alanında bir Türk kadın akademisyen var. Yine özellikle akıllı kentlerle ilgili çalışan bir akademisyen var. Yani dünyada özellikle kent yönetimleri yoksullukla mücadele konusunda Amerika perspektifinden neler yapılıyor? Bu konuyla ilgili teknik bir görüşmelerin gerçekleştiğini görüyoruz Boston'da. Washington DC'ye de gidecekler yanılmıyorsam. Orada da muhtemelen birkaç düşünce kuruluşuyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle ekonomi politikalarını, yoksullukla mücadele politikalarını anlatma ve tartışma imkanı bulacaklar. Benim gördüğüm kadarıyla ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun oradan vermiş olduğu mesajları dikkate aldığımızda içinde herhangi bir politik karşılıklı rekabete oturan değil de Türkiye'nin nasıl önümüzdeki süreçte nasıl bir vizyonla teknik anlamda bir şekilde konumlanması gerektiğine ilişkin değerlendirmeleri var. Bu anlamda daha ziyade teknik yönü öne çıkan, ha format olarak farklı formatta yapılabilir miydi? Tabii ki olabilir. Hocam bir soru soracağım ama Doktor Canan Dağdeviren, ismini söyleyeyim, gerçekten çalışmalarıyla evet, hepimizi gururlandıran bir bilim insanı. Ki Amerika'da evet, iki top üniversite tarafından projesi desteklenen tek Türk akademisyen, evet, gurur verici tabii. Evet, evet, kesinlikle, kesinlikle öyle. Şunu sormak istiyorum hocam, az önce Sayın Çalışlar da söyledi, keşke siyasilerle de görüşseydi dedi. Yani Türkiye'de böyle bir siyasi Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği zaman işte bir icazet tartışması hemen gündeme geliyor. Böyle bir siyasi ziyaret veya siyasi görüşmelerde olamaz mıydı böyle bir turda? Tabii ki olabilirdi böyle bir siyasi ziyarette. Ben bunu biraz şeyle ilişkilendiriyorum. Özellikle altılı masadaki ortaklarla da ilişkilendiriyorum. Muhtemelen önümüzdeki süreçte belki bu tür yani Amerikalı politik aktörlerle birkaç parti genel başkanının görüşmesi de olabilir. Yani Türkiye'nin sorunlarını dışarıda çözüm önerileri anlamında, tartışma anlamında her zaman için bu tür politik ziyaretler, diyaloglar önemlidir tabii ki.
Sizce Sayın Aktaş böyle bir siyasi gündem olamaz mıydı? Veya başka bir tartışmayı mı doğururdu böyle bir durumda? Ya tabii AK Parti'nin iktidar olmak kadar muhalefet etme yeteneği de var. Mesela normalde nedir? Yani muhalefet o kadar sert muhalefet eder ki iktidar fellik fellik muhalefetin salvolarından kendini korumaya çalışır. Aslında AK Parti iktidarı elde tutmakla beraber bir yönüyle muhalefet etme kabiliyeti de var. Bu Biden'ın şeyini, açıklamasını muhalefet üzerine çokça böyle demokrasinin kılıcı gibi sallandı. Onlar da herhalde biraz daha çekingen, çekinser, işte Bülent Ecevit'in ifadesiyle bu konuda biraz daha çekinser ve dikkatli davrandılar. Sayın Çalışlar, eleştiriler var. Yani burada Sayın Aktaş, sizden bahsetmiyorum. İşte o icazet tartışmalarına ne söylemek istersiniz son olarak? Yani orada bir çekinme yaşıyor mu sizce muhalefet partisi, ana muhalefet partisi? Var tabii. Yani Türkiye'de genel olarak siyasi kültür içinde Amerika ile ve Batı ile ilişkiler konusunda negatif bir siyasi birikim çok kuvvetli bir şekilde vardır ve yani birisi Amerika işte aynı şeyleri Tayyip Erdoğan için de söylemişlerdi. Daha önce belediye başkanı iken Amerika'ya gitti geldi. Ondan sonra dediler ki Amerika'dan icazet aldı. Ben de hatta o zaman Cumhuriyet Gazetesi'ndeydim. Yani Türkiye'de Erdoğan'ı Amerikancılıkla suçlamak hiçbir şeyi anlamamak demektir diye bir yazı yazmıştım. Yani bu Amerika ile ilişkiler, Batı ile ilişkiler Türkiye siyasetini derinleştirmeyen yüzeysel bir sürü eleştiriler nedeniyle de zarara uğruyor. Tabii ki Amerika ile de Batı ile de Türkiye'nin çok köklü ilişkileri olmalı. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmalı. Türkiye Avrupa Birliği standartlarına yönelik bir ülke haline dönüşmeli. Bir de şöyle bir şey oldu. Mesela Biden Amerikası Trump Amerikası'ndan farklı bir dinamizm gösterdi. Yani Biden'dan hiç beklenmeyen ölçüde dinamik bir dış politika izlemeye başladı. Yani özellikle bu Ukrayna meselesindeki tavrı Amerika'nın Putin'i zor duruma düşüren beklenmedik bir durumdu. O bakımdan da Amerika'yı önemsemek ve Amerika ile ilişkileri gözden iyi tutmak, ilişkileri geliştirmek her zaman Türk siyaseti için önemli ve yerindedir. Peki, çok teşekkürler Sayın Çalışlar. Yakın Plan'ın artık sonuna geliyoruz efendim. Bu akşam İhsan Aktaş, Profesör Doktor Tanju Tosun ve Oral Çalışlar konuğumuzdu. Konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Programı noktalayacağız. Ben saat başında, bugün yarın da karşınızda olacağım. Bekleriz efendim. İyi geceler.